Herkese merhabalar. Bugün oldukça önemli bir konudan bahsedeceğim. Etrafınızdaki her şey çok iyi, mükemmel görünmesine rağmen hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Çok iyi bir eşiniz, sevgiliniz, çocuklarınız olmasına rağmen mutsuzluk hissiyatıyla boğuşuyor olabilirsiniz. Veya çok iyi okullarda okumuş, çok iyi kariyerler elde etmiş, çok iyi pozisyonlara yükselmiş, çok iyi paralar kazanıyor olsanız bile değersizlik hissiyatıyla mücadele ediyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki o eksikliğin nedenini anlamıyor ve bir boşluk hissiyatı içerisinde debelenip duruyor olabilirsiniz. Bunun en önemli nedeni belki de çocuklukta ihmale uğramanız olabilir. Çocuklukta ihmale uğramak öyle bir şey ki illaki fiziksel bir şiddet uygulayan ebeveyn, alkolik, narsist veya sizinle hiç ilgilenmeyen, tamamen sizi görmezden gelen bir ebeveyn olmak zorunda değil. Size belki gereğinden fazla özgürlük veren bir ebeveyn de size ihmal edilmişlik duygusunu yaşatabilir. Hatta sizi belki sevgiye boğan, yemedim yedirdim, giymedim giydirdim diyen bir ebeveyn de aslında sizi ihmale uğratmış olabilir. Bu nedenle bu ihmal hissinin kaynağı ileri yaşlarda çok anlaşılır olmayabiliyor maalesef. Çünkü bakıyorsunuz aileniz size sevgi vermiş, bir şekilde imkanlar sağlamış, okullara göndermiş. Gerçekten hiç açlık çekmemişsiniz, hiç parasızlık çekmemişsiniz. Eve geldiğiniz zaman evde sıcak yemeklerinizi bulmuşsunuz. Kekiniz, pastanız, poğaçanız, her şeyiniz varmış. Ama arada bir duygusal bir duvar da olabilir aslında. Biraz bunlardan konuşacağız bugün. Çocukluğunuzda ihmale uğrayıp uğramadığınızı anlamanız için ufak bir uygulama var ama çok önemli bu uygulama. Onu da yapacağız. Ama öncelikle bu kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Kitabımızın yazarı Doktor Jonas Webb. Başka bir yazarla beraber yazmışlar, Kristin Mucello, ama Kristin Mucello'nun katkısı nispeten az olduğundan bahsetmiş kitabın başında. Bir noktada bırakmak durumunda kalmış. Kitap 3 ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde boşluk hissinin ne olduğundan ve boşluk hissine neden olan ebeveynlerin davranış şeklinden bahsediyor. Bunların da üzerinden geçeceğiz. Sonrasında bu ebeveyn davranışları nedeniyle ortaya çıkan ihmal edilmiş çocukların davranış biçimlerinden bahsedeceğiz. En sonunda da değişimi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Kitapta ondan bahsetmiş. Biraz onun da üzerine değineceğim. Şimdi kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Çünkü ben size ihmal edilmiş olup olmadığınızı anlamak için 22 tane cümle okuyacağım ve karşılığında evet veya hayır olarak cevap vereceksiniz. Eğer evetler çoğunluktaysa, hani illaki böyle 22'nin 15'i olmak zorunda değil ama 5 tane, 6 tane bile olsa orada bir açık kapı olduğunu gösterecek size. Dönüp hangi cümlelere evet dediğinize bir bakın. Orada ihmal edilmişliğe dair bir iz olabilir. Şimdi okumaya başlıyorum. 1. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikteyken bazen kendinizi oraya ait hissetmiyorsunuz. 2. Başkalarına güvenmemekle övünüyorsunuz. 3. Yardım istemekte zorlanıyorsunuz. 4. Aileniz ve arkadaşlarınız uzakta olmanızdan şikayet ediyor. 5. Hayatta potansiyelinizi ortaya koymadığınızı hissediyorsunuz. 6. Çoğu zaman evde yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz. 7. Gizliden gizliye bir dolandırıcı olduğunuzu hissediyorsunuz. 8. Sosyal ortamlarda kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. 9. Çoğu zaman hayal kırıklığına uğramış hissediyorsunuz ya da kendinize kızıyorsunuz. 10. Kendinizi diğerlerini eleştirdiğinizden çok daha acımasızca eleştiriyorsunuz. 11. Kendinizi diğerleriyle karşılaştırıyor ve onlara kıyasla çok eksik olduğunuzu düşünüyorsunuz. 12. Hayvanları sevmeyi insanları sevmekten daha kolay buluyorsunuz.
13. Ortada açık bir sebep yokken kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. 14. Ne hissettiğinizi tanımlamakta sorun yaşıyorsunuz. 15. Güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımlamakta zorlanıyorsunuz. 16. Bazen hayatın dışında olduğunuzu hissediyorsunuz. 17. Bir keşiş gibi yaşayabilecek insanlardan olduğunuzu hissediyorsunuz. 18. Kendinizi yatıştırmakta zorlanıyorsunuz. 19. Sizi anda kalmaktan alıkoyan bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. 20. Bazen içinizde bir boşluk hissediyorsunuz. 21. Gizliden gizliye sizde yanlış bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. 22. Öz disiplininizle mücadele ediyorsunuz. Bu cümlelerden dönüp şimdi hangilerine evet dediğinize bir bakın. Oralarla ilgili zaten bu kitabın içerisinde çok detaylı karşılıklar verilmiş. Ama öncelikli olarak bu hissiyatlara, bu duygulara ne tür ebeveynler neden oluyor? Biraz bunlardan konuşalım. 12 tür ebeveynden bahsedeceğiz ve bunlardan bir tanesi var ki işte bu bahsettiğim çok iyi niyetli, sevgi dolu, evinizde her zaman size ilgi gösteren ama öyle derinlemesine bir ilgi değil. Sizin her türlü ihtiyacınızı, öz bakım ihtiyacınızı karşılayan, işte yiyecek, içecek, giyim, kuşam, barınma ihtiyacı gibi her şeyi karşılayan ama duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir ebeveyn türü var. Onu en sona atmışlar ama ben ilk önce o ebeveyn türünden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok insanın ihmale uğrarken maruz kaldığı ebeveyn türü aslında bu ebeveynler oluyor. Dediğim gibi bu ebeveynler size her şeyi veriyor ama başınıza bir olay geldiği zaman, kötü bir şey yaşadığınız zaman size ne hissettiğinizi sormuyor mesela. Duygularınızı anlamaya çalışmıyor. Kitabın içinde çok güzel bir örnek vardı. Bir genç kızın okulda arkadaşı intihar ediyor. Tabii ki çok travmatik bir olay. Gelip evde bunu konuşma ihtiyacı hissettiği zaman annesi sadece diyor ki aslında hiç şaşırmadım, o çok problemli bir çocuktu, hatta uyuşturucu kullandığını düşünüyordum deyip bir set çekiyor. Halbuki burada anlaması gereken çok travmatik bir olay yaşayan çocuğunun bu sana ne hissettirdi, nasıl hissettirdi, kendini üzgün hissediyor musun, senin için ne yapabilirim gibi soruları sorması gerekirken aslında araya bir duvar örüp çocuğun kendini ifade etmesini ve bu travmayı atlatmasına destek olmasının önüne geçmiş oldu. Görünürde bu ebeveynle ilgili hiçbir problem olmamasına rağmen aslında hepimizin muhtemelen sıklıkla karşılaştığı ebeveyn türlerinden bir tanesi. Şimdi diğer ebeveyn türlerinden bahsedeceğim. Bir narsist ebeveyn. Zaten narsistliğin kelime karşılığı olarak bu insanlar kendini her şeyin merkezine koyuyor. Çocuklarının başarısı da, başarısızlığı da, herhangi bir yaşadığı problem de veya iyi bir şey de kendilerinin yaptığı bir şey haline geliyor. Yani kendinizi siz merkezde ve önemli hissetmiyorsunuz ama her zaman ebeveyniniz için bir şey yaparmış gibi hissediyorsunuz. 2. Otoriter ebeveyn. Elbette bir otorite her zaman lazım ama çok sıkan, sürekli her şeyi kısıtlayan ebeveyn de bir noktada çocuğun kendisini ifade etmesinin önüne geçiyor. Mesela Türk toplumunda aslında otoriter ebeveynlik biraz var. Özellikle de babalar tarafından biraz abartılıyor bence. Şimdi biraz öyle değil. Yeni nesil ebeveynlik farklı bir yöne doğru gitti. Onlar da çok sağlıklı bir yöne doğru gitmiyor gerçi ama eski nesil ebeveynlikte biraz böyle bir fazlaca otorite önemliydi. 3. İzin verici ebeveyn. Bu da otoriter ebeveynin tam tersi. Hiçbir şeyi denetlemiyor, hiçbir şeyi kontrol etmiyor, her şeyi tamamen izin veriyor. Biraz yeni nesil ebeveynlik buraya doğru kayıyor zaten. Benim işte yani çocuğum her şeyin en iyisini hak eder modunda da olabilir biraz ama esasında bu ebeveynler çok fazla otorite kuramıyor, çocuğu tarafından sevilmemekten korkuyor. Çünkü ona bir şey yapma dersem, izin versem, vermezsem beni sevmez, beni istemez diye düşünüyor ve her şeye çok fazla izin veriyor. Belki kendisi
çok ciddi otoriteye maruz kaldığı ve hayatında hiçbir şey yapamadığı için de çocuğuna gereğinden fazla izin verme eğiliminde oluyor. Yaslı ebeveyn, dördüncü ebeveyn türümüz bu. Boşanmış veya sevdiği birini kaybetmiş. Başınıza gelmiştir veya etrafınızda belki olmuştur. İşte eşini kaybettikten sonra hayata küsen kadınlar veya erkekler oluyor ve tamamen çocuklarını görmezden gelebiliyorlar. Halbuki bu yaz evin içinde olan bir yaz ve çocuklar için de geçerli. Biraz silkelenip hayata bağlanmak çok önemli. Bu herkes için o kadar kolay olmuyor ama bu durumun farkına varıp gerekiyorsa yardım almak gerekiyor. Çünkü bu yaz sizin olduğu kadar çocuğunuzun da yası aslına bakarsanız. Zaten zor duygularla mücadele ederken bir de tamamen içine kapanmış, yıllarca sadece yas tutarak hayatına devam eden, arkada kalan ebeveynle hayat sürdürmekte hiç kolay olmayabiliyor. 5. Bağımlı ebeveyn. Bu ebeveyn herhangi bir şekilde alkol, uyuşturucu, kumar, herhangi bir şeye bağımlı olan bir ebeveyn olabilir ve bu yaptıkları çıktılar çocukların hayatını direkt olarak etkiliyor. Özellikle alkol ve uyuşturucu, kumar gibi temel bağımlılıklar zaten bütün ailenin hayatını çok zorlaştırıyor. Çocuklarda utanç duygusunu ortaya çıkartıyor ve bu utanç duygusuyla beraber hem aileden utanma hem kendinden utanmaya dönüşebiliyor. Depresif ebeveynin çocukla ilgilenmeye hiç gücü yoktur. Hiçbir şekilde onun duygularını anlamaya çalışmaz, onunla eğlenmez, onunla zaman geçirmez. Evet, depresyon hepimizin hayatında zaman zaman olabilecek önemli rahatsızlıklardan bir tanesi. Çok önüne geçilmeyebilir ama tedavi etmek için, değiştirmek için aksiyon alabiliyor olmak çok kritik aslında bakarsanız. Depresif ebeveynin de şöyle bir tavrı ortaya çıkabiliyormuş kitaba göre. İşte geliyorsunuz, herhangi bir problem var. Biraz böyle narsist ebeveyne doğru kayan, işte zaten benim bir sürü problemim var ve bana bir sürü problem taşıyorsun. Benim bunlarla uğraşacak enerjim yok, gücüm yok şeklinde bir yansıması olabiliyormuş. İşkolik ebeveyn, her şeyin bir sınırı var işinde. Eğer ki sabah 7'de evden çıkıp akşam 10'da eve geliyorsunuz ve çocuklarınızın yüzünü görmüyorsunuz. Hafta sonu da işte ben zaten çok yorgunum, çok fazla çalışıyorum. O yüzden de kimseye ayıracak zamanım yok diye çocuklarınıza hiçbir şekilde zaman ayırmıyorsanız veya böyle bir ebeveynle yaşamışsanız çıktıları ağır olabiliyor. Çünkü tamamen bir hayalet gibi yaşayabilirsiniz evde. Ha, kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz. Hiç kimse tarafından görünmüyor, bilinmiyor, anlaşılmıyor şeklinde bir hayat yaşıyor olabilirsiniz. 8. Ailede özel ihtiyaçları olan bir çocuğun ebeveyni. Kitapta bundan çok güzel bir şekilde bahsetmiş. Çok ağır bir konu. Ailede engelli bir birey varsa ve çok fazla odağa, yardıma ihtiyacı varsa geriye kalan çocuklar ciddi anlamda ihmale uğrayabiliyor. Hatta onlar da birer yardımcı olarak konumlandırıp kendi hayatlarından çok fazla şey bırakılmak zorunda kalıyor. Yani bu ebeveynler için hayat gerçekten çok zor. Çok da böyle yapabilecek bir şeyleri yokmuş gibi görünebilir aslında bakarsanız ama bir taraftan birazcık diğer çocuklara da ilgi alaka göstermek gerekiyor. Çünkü onlar da engelli birey kadar sizin çocuğunuz ve ilgi alaka bekliyor gerçekten. 9. Başarı mükemmeliyetçilik odaklı ebeveyn. Sizden sürekli en iyi notları bekler. İşte 95 alırsınız. Nasıl 95 alabiliyorsun? 5 puan nereden gitti? Bir dahaki sefere kesinlikle 100 bekliyorum der. En iyi okullarda okumanızı ister. Hatta kendi istediği bölümlerde okumanızı ister. Bu ebeveynleri mutlu etmek çok zor. Özellikle de çocukların kendi hayat yollarını bulmaya çalışırken bu ebeveynler çok kısıtlayıcı oluyor ve çocukların mutsuzluğunu tetikleyen bir yaklaşımı oluyor aslında bakarsanız. Çocuklar kendi iç sesini bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü
arkasında sürekli konuşan biri var. Sürekli başarılı olmasın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diyen bir ebeveyn varken kendi seslerini duyup kendi yollarında yürümeleri çok zor. Belki sizler de buna maruz kalmış olabilirsiniz. 10. Sosyopat ebeveyn. Bu çok zor bir tür. Sosyopatlık zaten hani çok ciddi bir hastalık. Hiçbir şekilde vicdan ve merhamet duygusu duymamakla alakalı bir şey bu sosyopatlık. Ve çocuğunuza hiçbir şekilde bunu duymadığınızı düşünsenize. Yaşadığı herhangi bir şeyde, herhangi bir zor durumda da olsa hiçbir şekilde anlayış göstermeden, onun yapabileceklerinin çok ötesinde talepler bekleyerek, onu buna yapmaya zorlayarak bir hayat yaşamış bir çocuk düşünün. Gerçekten korkunç bir hayat bence. 11. Çocuk olarak ebeveyn. Çocuk olarak ebeveyninde de kendilerinin aslında ebeveynlik sorumluluklarını çocuklarına yansıtmış, aktarmış ebeveynler. İşte bilirsiniz, hep duymuşsunuzdur mesela şöyle şeyler. İşte beni ablam büyüttü, bana ablam baktı. Genelde burada pek abi olmaz zaten de. Bana ablam baktı, benim o ikinci annem gibi diye anlatılan hikayeler duyarsınız. Aslında bunlar çok sakıncalı hikayeler. O abla aslında kendisini bir genç veya çocukken bir çocuğun sorumluluğunu almak durumunda bırakılmış ve buna da ebeveynler bu çocuğu da mecbur bırakmış aslında. Sanki onun yaşının biraz ileri olması, 14-15 yaşında olması sizin yaptığınız ikinci çocuğa bakmak zorundaymış gibi yansıtılması çok sakıncalı bir durum. Bu da çocuklarda zaten o çocukluğunu yaşayamamış olma, gereğinden fazla sorumluluk almış olmanın farklı da çıktıları oluyor. 12'den bahsetmiştim zaten. İyi niyetli ancak kendini ihmal eden ebeveyn. Çok fazla dediğim gibi sizin duygularınızla ilgilenmez. Size her şeyi verir ama gerçekten samimi ve yakın bir ilişki kuramazsınız. Bu tür ebeveynlerin, bu 12 farklı türün her birinin sizde yansıması, çıktısı çok farklı olabilir ve hiçbiri de sağlıklı bir yaklaşım değil. Peki bu ebeveynlerle büyümüş çocuklarda ne gibi hissiyatlar ortaya çıkıyor? Nasıl bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor? Bir boşluk hissi zaten en önemli şeylerden bir tanesi. Kendinizi hiçbir şekilde mutlu hissetmezsiniz. Hayatınızda hep bir eksikliğin olduğunu hissedersiniz. İki, karşı bağımlılık. Bu bağımsızlık gibi aslında bakarsınız biraz ama tam da bağımsızlık değil. Çünkü birine bağımlı olmaktan korkma hali karşı bağımlılık. Başka birinden yardım bile isteyemeyecek kadar bundan korkuyor olursunuz ki birilerinden yardım istememek çok zor bir şey. Kendi başınıza her şeyi yapmaya çalışmak çok ağır olabiliyor. 3. Gerçekçi olmayan öz değerlendirme. Kendinize karşı çok ağır eleştiriler yapıyor olabilirsiniz veya kendinizin bulunduğu konumu, durumu gereğinden çok alt düzeyde değerlendiriyor olabilirsiniz. Yetersizlik, değersizlik duygusuyla beslenen bir alan burası. Çok iyi okullarda bile okumuş olsanız, çok iyi işler yapmış olsanız bile kendinizi başarısız görürsünüz örneğin. 4. Kendine şefkati olmayan, başkalarına karşı şefkat dolu. Herkese çok iyi davranan insanlardır bunlar ama kendi içerisinde çok sert bir ses vardır kendine yönelik. Sürekli kendini çok ağır bir şekilde eleştirir. 5. Suçluluk ve utanç. Benim sorunum ne? Sürekli işte o kendinden memnuniyetsizlik ve yanlış yapıyorum, bir şeyler ters ve bir şeylerden utanma hali. 6. Kendine yönelik öfke ve kendini suçlama. Her konuda, her problemde dönüp hemen işte benim yüzümden oldu, ben bunlara neden oldum yankısını duymak. 7. Ölümcül hata. İnsanlar beni gerçekten tanırsa beni sevmeyecekler. Hep böyle bir sahte bir yanınızın olduğunu düşünürsünüz. Aslında beni bir tanısalar var ya, beni asla sevmezler, hatta nefret ederler diye düşündüğünüz bir alışkanlık biçimi, davranış biçimi bu. 8. Kendini ve diğerlerini beslemede zorlanma. Bu hani hem gerçekten besin olarak, fiziksel olarak hem de duygusal olarak
besleme. Hiçbir şekilde siz belki onu görmediğiniz için ebeveynlerinizden karşılık olarak da kendi çocuklarınıza bunu veremiyor olabilirsiniz. 9. Zayıf öz disiplin. Kendinizi disipline edemediğiniz, işte günlük rutin işlerinizi, işte angarya bulduğunuz için yapamadığınız, işte veya sürekli diyete başlayacağım deyip başlayamadığınız, sürekli bir işe başlayacağım diye başlayamadığınız bir versiyonunuz olarak düşünün bunu. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi çok fazla izin veren ebeveyn olması. Sizi hiç kontrol etmeyen, yaptığınız hiçbir şeye önem vermeyen, sizi görmemiş bir ebeveynin sonucu olarak, çünkü size sorumluluklarınızı öğretmemiş. Küçükken ödev saati ise ödev saati, oyun saati ise oyun saati, sizi evden çağırdığı saatte gelmediyseniz veya sizi bir şekilde hiç çağırmamışsa bile, işte bütün arkadaşlarınızın annesi babası onları eve çağırırken sizin anneniz babanız işte oynuyor ya oynasın deyip çok umursamadıysa, sınırlar belirlemediyse, siz de yetişkinlikte öz disiplin sahibi olup kendinize sınırlar belirlemekte güçlük çekiyor olabilirsiniz. Onuncusu da alexitimi, zayıf farkındalık ve duyguları anlamama. Bunun sonucu kendi duygularınızın farkında değilsinizdir. Dışarıda insanlara karşı yüksek farkındalığınız yoktur. Öncelikli olarak da zaten kendinize karşı bir farkındalığınız yoktur. Bu nedenle de insanlarla iletişimde güçlük çekebiliyor olabilirsiniz. Bu 10 başlıkta ihmal eden çocukların ileride gerçekleştirebileceği davranış biçimlerinden bahsetmişler. Ondan sonra 3. bölümde değişimi nasıl gerçekleştirebileceğinizden bahsediyor. Bu kısımda gerçekten çok güzel tavsiyeler var. O yüzden kitabı okumanızı, özellikle de çocuk sahibi bir bireyseniz, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu 3. bölümün altında eğer bir ebeveynseniz çocuğunuza yanlış davranmadığınızı anlayabileceğiniz bazı yönergeler de var. Onun için kendiniz böyle bir şeye maruz kalıp kalmadığınızı bilmiyorsanız, kendinizi sürekli suçlu, değersiz ve mutsuz hissediyorsanız ama anlamlandırmakta güçlük çekiyorsanız, bu kitap bazı şeyleri anlamakta gerçekten çok faydalı bence. Ama eğer ki çok derin bir boşluk hissi yaşıyorsanız ve birçok bu bahsettiğim 20 tane 22 tane cümleye çok fazla evet cevabı verdiyseniz, bence muhakkak bir terapi desteği almakta fayda var. Çünkü kendi kendinize keşfedemeyeceğiniz birçok patern yaşamış ve geliştirmiş olabilirsiniz. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tekrar ediyorum, çok tavsiye ediyorum. Alıp okuyun bence. Hem size, hem etrafınıza, hem çocuklarınıza çok iyi gelecek bir kitap bu. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.